Merhaba. Bugün Türkiye'nin eğitimle ilgili kanayan yaralarından birisi olan yabancı dil eğitimi ile alakalı, yabancı dil öğretimi ve öğrenimi, hatta bugün belki bu kelimeleri de bırakarak edinimi ile ilgili konuşmaya başlayacağız. Ve bu konuda benim çok değer verdiğim, çok kıymetli bir ismi misafir edeceğiz. Sevgili dil bilimci, filantropist, yazar Seda Yekeler bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadınız, bizimle birlikte oldunuz. Yıllardır tanışıyoruz biz Seda Hocam'la. Ankara'da bir ofisleri vardı. Bir ziyarete gitmiştim. Sonrasında burada bir misafir etmiştik. Yıllar çabuk geçiyor kıymetli hocam. Evet, çok güzel geçiyor ve sizlerin başarılarını gördükçe, özellikle kendi alanımda yabancı dil edinimine dair katkılarınızı gördükçe çok büyük mutluluk duyuyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağolunuz. Şimdi hocamı tanıtırken bir kelime kullandık, filantropist diye. Ben de ilk Seda Hocam'ın hayatını araştırdığım zaman bu kelimeyle karşılaşmıştım. Bence öğrenmemiz gereken güzel kelimelerden bir tanesi. Yabancı dil eğitimini, öğrenimini konuşacağız ama ilk önce bir farklı bir kelime öğrenerek, belki bilmeyenler de öğrenir bu sayede, onunla başlayalım istiyorum. Filantropist ne demek ve bu kapsamda yaptığınız çalışmalar neler? Kısaca bundan bir bahsedebilir misiniz? Ne güzel. Bildiğim kadarıyla bir vakfınız var. Evet, ben her gün aslında şöyle diyorum. Ya her gün yeni bir kelime edinseniz, bir senede 365 kelime, zaten 10 senede İngilizce'de konuşmanız gereken 3600 küsur kelimeyle konuşmuş oluyorsunuz ya. Bugün de bu sayede bir kelime edinmiş olsun dinleyicilerimiz. Evet. Filantropist kelimesini. Evet, SEYEV Türkiye'nin tek yabancı dil vakfı. Gönüllü dil laboratuvarları kuruyoruz. Yabancı dil edinme imkanı olmayan çocuklarımıza, gençlerimize ulaşıyoruz ve onlara sen de konuşabilirsin, sen de yapabilirsin, yabancı dil edinmek zor değil diyoruz. Ve bu bağlamda aslında ben SEYEV 10 yıllık bir vakıf, bir filantropist olarak tüm ülkeyi ve dünyayı dolaşıyorum. Evet, ne demek? Volunteer kelimesinden farklı olarak, biliyorsunuz, o gönüllü ve gönüllü işler yapan kişileri tanımlamak için kullanılır. Ondan biraz farklı olarak bir işi artık kökünden çözmek isteyip buna kendini vakfetmiş insan demek. Evet, imkanımız oldukça biz çeşitli yerlerde ufak yardımlar yaparak o bölgedeki sorunu belki bir toplulukta kısa süreli materyal desteğiyle hallediyoruz ve bunun adı gönüllülük ya da gidip kısa süreli gönüllü çalışmalar yapıyoruz. Ama maalesef o alandaki sorunu kökten çözmedikçe o minik damlanın aslında çok etkisi olmuyor. Kendi alanımdan şöyle örnek vereyim. Ben işte yaklaşık 44 yaşındayım. Ben 45 senedir televizyonlarda neredeyse aynı şeyi duyarak ailemden, onların hatırladığı ve anlattığı kadarıyla büyüdüm. Şimdi de kendim şahit oluyorum. Bazen hemen haberler yapıyorlar. Türkiye yabancı dilde sınıfta kaldı diye dünya üzerindeki listeleri veriyorlar. Hep aynı. Ben çocukken de aynı haberdi. Doğru, şimdi bu kadar teknoloji, her şey gelişti. Yine işte o meşhur sınavlarımız yüzünden konuşamayanlar listesindeyiz. Artık zaten anlıyorum ama konuşamıyorum cümlesi, biliyorsunuz, klişe oldu. Dolayısıyla bütün bunları duyarken ben mesela bir yabancı dil filantropistiyim. Çünkü artık bu haberlerin yapılmaması için bu sorunun kökten çözülmesi gerekiyor. Ve üzücü bir rakam vermeyi istemezdim bu yayında ama Türkiye'de 22 milyon genç gerçekten yabancı dil edinimine ulaşamıyor. Bir şekilde ulaşanlar bunun öneminin farkında olarak yetiştirilemiyor. Dolayısıyla da bazen ülkedeki ekonomik sorunları bile köküne indiğimizde yabancı dil bilmemeye bağlayacak kadar çalışmalarım da var. Bazen diyorlar ekonomiyle dil ne alaka, ama gerçekten beyin gelişimine, insan gelişimine, dünyayı takip etmeye bakınca çok alakası var, bağlayabiliyorsunuz. Var, kesinlikle. Yani ben hep eğitime bağlıyorum. Eğitimin de altında bence dil edinimiyle alakalı problem yatıyordur. Kesinlikle. Yani ben kendi alanımda dil ediniminle ilgili Türkiye'nin bu sorunu kökten çözmeye kendim adamış bir filantropist olarak bu kelimeyi de bilmeyenler için bugün edindirmiş olduk. Siz de kendi alanınızda bence böylesiniz. Sağ ben ol, de uzun süren ederim. Dostluğumuz boyunca hep böyle gözlemledim. Sağ siz ol. De kendi alanınızda eğitimde doğru olmayan, iyi gitmeyen şeyleri gözlemleyip bunu aslında kısa bir süreliğine değil, ülkede kökünden çözmeye uğraşıyorsunuz. Evet. O yüzden bence bugün bu yayında iki filantropist evet, var. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Yani nacizane ben çok sevdiğim bir sözdür. Karanlığa küfredeceğine bir mum yak. Bu alanda ben eğitimle alakalı çok isyanlı olan, bu sistemde böyle beğenmediği birçok hususu olan bir girişimciyim. Belki de işte dediğiniz gibi filantropiste sayılabilirim. Vakfettim gerçekten hayatımı bu işe. İnşallah bir maya oluşturabilirsek hep beraber,
dile indirimiyle alakalı sizler, biz biraz eğitim sistemiyle ilgili güzel örnekleri çıkartıp bunların çoğalmasına vesile olursak inşallah ülkemizde daha nitelikli eğitim yapılarak daha nitelikli insanlar yetişmesine vesile oluruz. Şimdi bu arada hocam bir yazar, aynı zamanda kitapları da var. Ben özellikle kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bugün imzalayarak getirdi bana. Daha öncesinde benim okuduğum çok da dile dilimiyle alakalı ufkumu açan bir kitabı var. Sen de konuşabilirsin diye. Onun dışında vakfın bir yayını sen de yapabilirsin. Benim daha önce çok kişiye tavsiye ettiğim irade terbiyesini Fransızcadan çevirerek yazan, bence önceki tercümesi çok nitelikli değildi ama bu tercümeyi çok merakla okuyacağım hocam, sizin yaptığınız tercümeyi. Bir de hayvan çiftliğini de yine benim çok sevdiğim eserlerden bir tanesi. Bu sefer benim tercümemle okursunuz. Evet, sizin tercümenizle evet. İnşallah tekrar okumayı arzu ediyorum bu kitabı da. Çok sevdiğim bir kitaptı. Şimdi kıymetli hocam, bu sohbete başlarken öncelikle ısrarlı bir şekilde çıktığınız bütün programlarda, bütün yayınlarda dil edinimi diyorsunuz. Dil eğitimi, dil öğretimi değil, dil edinimi niye diyorsunuz? Diğer kelimeleri kullanılmasını niye yasaklamak istiyorsunuz? Öncelikle bu dili edinmek demek ne demek? Oradan bir başlayalım. Sonra sizin geliştirdiğiniz güzel bir metot var. Onun üzerine de birazcık sohbet edelim. Tabii isterim. Bizim yasaklı kelimelerimizin başında mesela bugün İngilizce dersim var, bugün İngilizce kursum var gibi dile, yabancı dile bir ders olarak gören her şeye karşıyız. Ya da İngilizce ödevim var gibi. Çünkü kendi ana dilimizi, doğal ortamımıza nasıl öğrendiğimize baktığımızda işte yaklaşık ilk iki sene sadece dinliyoruz. İkinci senede minik kelimeler kullanıp sonra yavaş yavaş ve hatalı cümleler kurmaya başlıyoruz. Ve o zaman kimse bize hata yaptığımız için eleştirmiyor. Hatta çok sevimli geliyor çocukken. Ailelerin hoşuna gidiyor. O döneme baktığınızda aslında ana dilinizi nasıl doğal olarak ediniyorsanız ve Türkçe'yi edinirken de aileniz size eve tahta kurup Türkçe grameri öğretmiyorsa, dil bir iletişim aracı olduğu için öğrenmek istediğiniz bütün dillere eğer öğrenilecek bir ders değil de edinilecek bir unsur olarak bakarsanız bu iş beyinde bitiyor ve o beynin birazdan bahsedeceğim iki bölgesini doğru kullandığınızı istediğiniz dile edinebilirsiniz. Peki neden öğrenmek değil, neden ders değil de edinmelisiniz diyoruz. En basitinden teknoloji inanılmaz ilerledi ve şöyle bir tartışma da var. Artık dil öğrenmeye gerek kalmayacak. Elimizdeki teknolojik aletler ya da yapay zeka araçları her şeyi hallediyor diye. Şimdi dili ne için kullanacağınızın çok doğru farkında olmanız lazım. Elinizdeki cep telefonuyla işte kurduğunuz çeşitli uygulamalar, ya ben derdimi halledebiliyorum zaten dediğinizde, dil edinmenin beyinde nasıl gerçekleştiğini aslında farkına olmadan bunu söylemiş oluyorsunuz. Çünkü o zaman derdiniz yurt dışına gittiğinde restoranda rahat sipariş vermek için birkaç cümle, otele girmek, işte bu ne kadar gibi sorular sorabilmek. Derdiniz buysa, bu zaten dil edinme ile alakası olmayan daha sınırlı ve bana göre hani sığ bir bakış açısı. Ve o araçlarda da çözebilirler zaten. Kesinlikle. Ama hani biz eğitimciler bir konferansa katılıyoruz yurt dışında ve anında her türlü soru gelebiliyor. Yani siz yabancı dilde, İngilizce de diyelim ki, birisi Avrupa Birliği'ne Türkiye girecek mi, ne düşünüyorsun dediğinde Avrupa Birliği ile ilgili de sohbet edebilmek istiyorsanız ya da Türk tarihini de anlatmak istiyorsunuz, kendi alanınızda çıkıp eğitim konferansını rahat bir şekilde İngilizce sunmak istiyorsanız, işte gerçek edinim budur ve bunun yapay zeka araçlarıyla çözülecek bir karşılığı yok ve olmayacaktı aslında. Çok güzel, hatta yeni sundular ChatGPT 4'ün yeni versiyonunun, evet, karşılıklı versiyonu. Hemen benle konuşuyorsam anında çeviriyor. Yalnız kalabalık ortamlarda tabii ki o sesi tek başına algılayamadığı için, yani ikili sohbetlerde bir sorun yok ama benim anlatmak istediğim şey çok başka. Yani insan beyni her an geliştirilebilen ve yeni nöral yollar açtıkça aslında o nöroplastisitesini sürekli arttırılabilen bir yapıysa, biz çok daha erken yaşa indi demans, Alzheimer hastalıkları. Neden? Çünkü beynimize yatırım yapmıyoruz. Yani teknolojik araçların faydasından böyle çok fazla belki yararlandıkça. Tabii. O yüzden ben ısrarla bir ders değil bir edinim ve beyin için en yararlı şey. Gerçekten hani en büyük gıda diyorum. Kesinlikle, yani beyin gelişimini sağlamak adına o nöral yolların daha sağlıklı hale gelmesi noktasında bence de en güzel yapılacak faaliyetlerden bir tanesi yeni bir dili edinmeye çalışmak, o süreci yaşamak, o dile maruz kalmak. Peki bu dil edinimini daha nitelikli geliştirmek için
Türkiye'de de dünyada da bir sürü yayın, yaklaşım, eser, uygulama, inanılmaz bir şey var, pazarı var dil edinimi ile alakalı sürecin. Burada sizin YEK metot adını verdiğiniz bir metot var. Bununla birlikte insanların daha kolay, daha nitelikli, belki daha kalıcı bir şekilde dili edinmesini sağlıyorsunuz. Geliştirdiğiniz metot nedir? Bu nereden çıktı? Diğer böyle yaklaşımlardan farkı nedir? Bununla ilgili biraz bilgi alabilirim. Tabii. Aslında şöyle, bence ben biraz sosyolojik araştırmalar da yaptık. Sosyologlarla da çalıştık. Onların tecrübelerini de aldığımızda. Tabii ki ben 20 senedir Türk insanına dil edindiriyorum ve mesleğimin ilk başından beri belki bu neden bu insanlar sürekli bu kadar vakit ve nakit harcıyor ve yapamıyor ya olacak iş değil yani aslında basit bir şey dediğimde ya senin yeteneğin var sana basit herkese basit değil dediklerinde ilk buradan çıktı bir an durdum gerçekten dil edinmek yetenek işi mi ben yeteneğim var diye mi işte o zamanlar bizim zamanımızda 90'lı yıllar hatta ben bazen daha 900'lü yıllarda o zamanlar. Ben Tarkan Burak Kut kasetlerini silip teyp çalarda üstüne sesimi kaydedip onu dinleyerek büyüdüm. Şimdi ChatGPT ile uğraşıyoruz yani. Ta o dönemlerde bunu yaptıysam acaba benim yeteneğim mi var da başkasının yok mu diyerek bu araştırmalara başlamıştım. Bu metot biraz Türk insanına nasıl dil edindiriri fark etmemle ortaya çıktı. Çünkü biz toplum olarak bu sosyolojik araştırmalara da baktığımızda mesela misafirlikte bile tuvalete girmekten çekinen bir toplumuz. Bu aslında bize çok şey veriyor. Diyecekler şimdi ne alaka dil edinimiyle. Çünkü kalabalık ortamda yapabileceğimiz herhangi bir yanlış hareketten, bize terlik vermezlerse acaba çorabım delik midir diye düşünecek kadar detaylı etraf ne der, ne yapar gibi çok alakasız konularla ilgilenip özgüvenimizi her anlamda yani kalabalık çevrede başkası ne düşünürü takacak kadar özgüven konusunda problem yaşamış bir toplumuz. Bütün bu araştırmaya baktığımızda temeline buna kadar indik. İkincisi de göç olayı. Kolektif bilinç çalıştığımızda, baktığımızda çok fazla göç eden toplumlarda kendini ifade edebilme konusunda sıkıntılar var. Bütün bu unsurlar birleşiyor. Üstüne bir de Türk eğitim sistemindeki çok fazla ezber, sınav odaklı. Yani ben velilere işte olsun çocuğunuz 8. sınıfta su gibi İngilizce konuşsun, teste takmayın dediğimde hayır hayır önce YKS, önce LGS mecburlar yani. Onlar çünkü ülkede böyle bir sistem var. Bütün bunlar birleştiğinde bunları bir toptan ele almak gerekiyordu. Metot biraz buradan çıktı. Dil bir yetenek işi mi? İşte biz bu kadar temelinde bir sürü enteresan şey yaşamış bir millet olarak niye özgüvensiziz bu konuda? Niye başkalarının bizim hakkımıza dediklerini takıyoruz gibi şeyler düşünerek biraz kendi yaşadığımda bir süreç vardı beynimle ilgili. O süreçten sonra araştırmalara başladım ve bence metot şu yüzden başarılı. 8000'e yakın birebir özellikle de yetişkin öğrencim oldu bugüne kadar. Hep yetişkinlere ders verme imkanım oldu. Hep böyle işte ya her işimi hallettim. Şuranın CEO'su oldum, şu holdingi kurdum. Her iş hayalim gerçekleşti. Hocam bir şu dil işi içimde ukde kaldı diyen bir kesiminde hocası olmak biraz onları gözlemlememe sebep oldu. Ve böylelikle her yaştan, her meslekten, İşte ürolog öğrencimden tutun kriminolog öğrencime kadar her meslekten de farklı insan tanıyınca onların beyinlerini de inceleme şansım oldu. Deneyleri alma şansımız oldu, araştırma yapma şansımız oldu. Bu 8000 öğrencinin ortak sorunlarını ele aldığımızda aslında yaştan ya da hayat yoğunluğundan her şeyden bağımsız beynimizde iki tane herkesin beyni olduğuna göre herkesin beyninde de bu var. O yüzden kitapta da okudunuz. Dil bir yetenek işi değil. Beyniniz var. Beyninizde de Broca ve Wernicke bölgeleri varsa bu işi yapabilirsiniz diyoruz. Ama bu tabii bu bölgeleri olmayan ya da çok hasarlı olan kişiler var mı? Şöyle aslında bu hani mesela Broca afazisi dediğimiz, Wernicke afazisi dediğimiz çeşitli travmalarla bu fiziksel bir travma olabilir. Etkilenen kişilerde tabii ki hani nörolojik ciddi çalışmalarla düzeliyor. Ayrı bir ekstrem bir nokta ama hepimizin bu bölgeleri var. Biz sadece şunu, aslında metot şunun farkına vardırıp bu eğitimi hızlandırıyor ve dili çabuk edindiriyor. Broca bölgesi bir sünger gibi düşünün.
yabancı dilde duyduğunuz herhangi bir kelimeye de ses de olabilir. Sesleri anlamlandırırız. O hani mesela meşhur YDS sınavı var ya, bir sürü kelime ezberliyoruz. Evet. YDS'den 80 aldım, 90 aldım diyor ama bir bakıyorum konuşamıyor. Yani 90 inanılmaz bir puan. Tabii. Öyle bir sınav için ama konuşamıyor. Niye? Çünkü Broca bölgesine onları doldurmuş. Sünger onları emmiş. Okey. Ama yanında 250 milyon nöron aktif olduğu zaman çalışan konuşma bölgesi, Wernicke bölgesi var. Nasıl iyi bir basket atmak için sadece uzun boylu olmak yetmiyor. Her uzun boylu iyi basket oynuyor. Çünkü sürekli günde 1000 tane şutla beyninizden şu elinize bu sinyali vermek, sonra onun analitik hesaplamasını yapmak, potaya aynı anda bir sürü şey gerekiyor. Onun için de Broca'dan o edindiğiniz kelimeleri Wernicke'den çıkarabilmek için, bakın biz hep şunu yapıyoruz, test çözdürüyoruz. Şu kası hiç kullandırmıyoruz çocuklara. Wernicke'nin aktif olması yani için dolduruyoruz da taşmasını evet, sağlayacak zaten önce taşması yok. İçin Broca'dan Wernicke'ye geçmesi için o 250 milyon sürekli aktif olması lazım. Yani arabanın motordan gelen dişlilerinin bir çalışması lazım ama onu neyle çalıştırıyoruz biz arabada? Benzinle çalıştırıyoruz. Hatta bazen böyle büyüklerimiz derdi, kızım benzini şuradan al, oranınki daha kaliteli. Niye? Çünkü iyi bir arabamız var. İyi kaliteli benzin almak istiyoruz diye. O yüzden beynin benzini de gri madde. Bu iki bölgeyi güzel çalıştırabilmeniz için yeni nöral yollar açmanız lazım. Açabilmeniz için o dişlilerin çalışması lazım. Ona da benzin lazım. O yüzden bol bol bunu yapın ki beyninizin sadece o benzin dil edinmenizi sağlamıyor. Genç kalmanızı, daha analitik düşünmenizi, daha yaratıcı olmanızı sağlıyor aslında. O zaman şöyle özetleyebilir miyim? Doğru anlıyor muyum? Siz de beni bu noktada uyarın yanlış söylüyorsam. Yani yek metot dediğimiz metot aslında beynin nasıl öğrendiğini, dili nasıl edindiğini araştırıp özellikle o Broca bölgesinde o beynin o kelimeleri sünger gibi emip sonrasında da o Wernicke değil mi? Wernicke bölgesinde. Wernicke bölgesinde o ikisinin arasındaki bağlantıyı sağlıklı bir şekilde kurdurup orayı da geliştirerek o bilgilerin ağızdan böyle artık konuşarak taşmasına odaklanan, birazcık daha böyle beyin gelişimi üzerinden olayı okuyan, orada belki o gri maddeyi artırarak belki temeli atan, ondan sonrasında insanların o aslında o doğru temeli aldıktan sonra konuşmasına vesile olacak uygulamaları, metotları içeren bir yaklaşımdır diyebilir evet, miyim? Evet, bir de bunun içine çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Beynin hangi lobu daha aktif kullanılıyorsa katılımcı tarafından. Çünkü sağ lob aktif olan insanla sol lob aktif olan insanın öğrenme tarzları farklı. Çünkü motive oldukları şeyler farklı. Ben sağ lob aktif olan öğrencime analitik bir metin verdiğimde sıkılıyor. Sıkılmak neye sebep olur? Tabii ki motivasyon düşüklüğü ve soğuyor. Biraz kişiye özel analiz de yapıyoruz. Yani hukukçu bir öğrencime edindirdiğim 3500 terimle işte finansçı bir öğrencime edindirdiğim terimler hiçbir zaman aynı olmuyor. İşin güzelliği bir de kişiye özel bir program sunması ve herkesin beyin çalışması da aynı değil aslında. Yani o elastisiteyi artırmak için aynı olsa da farklı yönde motive etmek gerekiyor. Bence kişinin istediği yönde yapmak da çok önemli bu işi. Yek metotla alakalı bir girizgahı yapmış olduk. İşin sırrı beyni etkili kullanmakta, beyindeki o dil edinimiyle ilgili bölgeleri doğru çalıştırmakta yatıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Nelere dikkat edecek? Egzersizler neler olabilir? Bununla alakalı da hocamla bir başka program yapacağız. Aynı zamanda özellikle işte dil bölümünü seçmeyi düşünenler, YKS'ye hazırlananlar, yetişkinler. Bildiğim kadarıyla sizin çok fazla öğrenciniz var böyle. Yetişkinlerle daha da çok çalışıyorsunuz. Onların da böyle ilgisini çekecek ikinci bölümde görüşmek üzere diyorum. Hocam giriş için çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. O zaman bütün izleyicilerinize diyoruz ki dil bir yetenek işi değil. Herkes dil edinebilir. Kesinlikle. Güzel bir sloganla da kapatmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Diğer programda görüşmek üzere.